Bu akıllı ilaçlardan bahsediliyor son zamanlarda hocam. Akıllı ilaçlar, çünkü akciğer kanserinde bildiğim kadarıyla genetik de önemli. Genetiğine mi göre, yani her hastaya farklı ilaç mı veriliyor? Şimdi son zamanlarda gerçekten onkolojide çok büyük atılımlar oluyor. Hızını yakalamak özel bir çaba gerektiriyor. Şimdi öncelikle insan genom haritasının bulunması, ardından da kanser genom haritasının bulunması ve çalışılmasıyla birlikte hayatımızda çok farklı değişiklikler olmaya başladı. Öncesinde biz akciğer kanserini kabaca birkaç tip ayırıyorken, şu anda neredeyse her bir hastanın kanserini ayrı profilleme noktasına ulaşılmak üzere. Bu da bize kanserde oluşan bozulma mekanizmalarını, ne gibi mekanizmaların sorumlu olduğunu bize göstermeye başladı. Ve bunun üzerinden de ilaç geliştirme çalışmaları oluşmaya başladı. Şu anda sitotoksik, yani hücreye direkt öldüren kemoterapilerin yeri hala var ve önemli. Ama bununla birlikte özellikle akciğer kanserinde genetik yapıdaki değişiklikler, kanser genom hücresindeki değişiklikleri ele alarak neredeyse her bir değişikliğe yönelik ilaç geliştirilmeye başladı. Bunların en önemlilerinden biri de gündemde olan herhalde immünoterapiler. İmmünoterapiler, evet, çok hani sık gündeme gelen bir şey. Halkımız arasında da öyle. Son dönemlerin ilaçları gerçekten üzerinde büyük çalışmalar var. Şimdi normalde hepimizin vücudunda kanserli hücreler oluşuyor ve bizim bağışıklık sistemimiz bu kanserli hücreleri bertaraf ediyor. Ama kanser hücreleri de akıllı hücreler ve bir noktadan sonra bizim vücudumuzda bağışıklık sistemini kandırmaya başlıyorlar ve bu bağışıklık sisteminden kaçmaya başlıyorlar. Bir şekilde ben sendenim diye vücudun bağışıklık sistemini kandırıyor tabiri caizse. Bu noktada immünoterapiler vücuda bağışıklık sistemine tekrar kanser hücresidir bu, senin dostun değildir diye tanıtmış oluyor ve bağışıklık sistemini de devreye sokmuş oluyoruz tekrardan. Yani